Herkese merhaba, ben Ersin. Bugün Gizli Gerçekler serimizin 4. bölümünü çekiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Ya da bir dakika ya, Gizli Gerçekler bölümü ya, biraz esrarengiz olsun ya. Herkese merhaba, ben Ersin. Bugün Gizli Gerçekler serimizin 4. bölümünü çekiyoruz. Esrarengiz olaylar olmaya devam ediyor. Loft'imi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yok ya. Beyler, şimdi bu serinin 4. bölümündeyiz galiba ya da 5 bilmiyorum. Şimdi ya da 3'tür lan. Vallahi hiç şey yapmıyorum, takip etmiyorum zaten onu da. Beyler, şöyle bir şey var. Bununla yeni karşılaştık. Aile Games'ten bir resim geldi. Oradan bir takipçimizden. Abi böyle bir durum var. Hani bunu çeker misin falan. Şimdi Aile Games resmini bir açayım. Buydu. Aynen. İki tane arkadaşlar Türkiye var. Bir benim aldığım var. Bir arkadaşımın Türkiye'den aldılar. Bir de Aile Games'im var. Şimdi şöyle açtığımızda. Şimdi arkadaşlar bakın burada Memory Hackers falan filan. Burada hilenin ne olduğu falan çıkıyor. Burada apaçık ortada. Bu Aire Games'te yani şu yani genelde Almanların girdiği server. Tamam mı? Burada bak görüyorsunuz arkadaşlar geneli Türk zaten. Hile yapanların da hepsi neredeyse Türk. Tamam mı? Hani yabancının hile olduğunu görmedim. Ben oraya girdiğimde Türk isimlerle arkadaşlarımızlar. Hepsi onlar yani hile açanlar onlar. Çünkü yabancı ülkelerde hilenin dağılımı, yaygınlaşma olayı çok sıkıntı. Türkiye'de çok fazla var bu hilelerden. O yüzden Türkler hani Türkiye'de barınamıyor, tamam mı? Diyor ki orada herhalde hani yönetim sıkı değil. Orada biraz şarkı asalım falan. Hani orada rütbe kasıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi beyler bak şurada iki tane yazışma geçiyor. Çeken kişi de Türk. Oyuna giren kişi. Hile yapmıyor tabii. Burada iki kişi var. İkisi de bak küfür ediyor burada. Hile yapan arkadaş da büyük ihtimal aynı Muhammed'di galiba. Hani orada abi Muhammed hile yapıyor dedi. Tamam böyle bir resim çekmiş. Şöyle bir buradan çıkalım. Bir de arkadaşlar Türkiye var. Kusura bakmayın çok hastayım ya valla. Sesim böyle patlıyor. Biraz da böyle sanki bana bilmiyorum bana çekici geliyor bak böyle. Mesela aşağıda bak bir yazı var. Yıldız Satılık, Ece Fulçer. Avar Zabudur'un klanında. Ya böyle biraz değişik ya. Pilot gibi oluyor. Neyse şimdi bir de arkadaşlar Türkiye'de çekilen bir fotoğraf var. Burada da yine aynı şekilde Memory falan filan çıkıyor bu yazı. Bir de kod var. Bak şurada BFAFD751 5370 2.3 2. ve bu hilenin ismi. Ya ne demek işte onu anlamadım. Bir de bak bir de benim resim çektim resim. BFAFD. Acaba yazılar aynı mı? Bir bakalım. BFAFD. Bir de videomuz olacak arkadaşlar. Onu da bunun sonuna koyacağım. Videoyu izlemeyi de unutmayın. Yok farklı. Beyler kodlar farklı tamamen. D23 AFD4 2.68 EC 2.F. Bir de yazı stiline bakar mısın? Hani bu yazı stilini sen nereden çıkarıyorsun? Yazı stilini koyan arkadaşlar burada büyük ihtimal hilenin kendisi. Hani Wolfteam zannetmiyorum. Çünkü Wolfteam yazı stili belli. Bak, mesela bu zamana kadar şu altta zaten yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradaki yazı stilleri dışında bir yazı stili görmedim ben. Hani Wolfteam yazı stili olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani bunu hile yapmış olabilirim. Benim buradaki düşüncem şu arkadaşlar. Wolfteam hileleri gösteriyor gibi değil. Ya belki öyledir. Umarım öyledir aslında. Hani bütün hileleri göstersin, tamam mı? Sadece memoriyle olan değil, izleme olan, sekme olan, artık her ne varsa. Keşke bak çok süper bir olay olur biliyor musun? Ya en azından adamı bulamasak bile hani ismini çıkacağını zannetmiyorum. Tamam mı? O kadar derine inemezler. İsminin çıkacağını düşünmüyorum. Ama keşke şey olsa hani herhangi bir şey yani izleme de olsa ne bileyim yani diğer renkleri bilmiyorum.
Bunlardan biri bile olsa arkadaşlar yazsın ya. Sadece memory mi yazıyor artık onu bilmiyorum, benim karşıma çıkanlar bunlar. İnşallah diğerleri de çıkar bir şekilde. En azından diyelim ki ya odada bir hile varmış. Yani içimiz rahat olsun, lan bu adam nasıl vuruyor demeyelim ya. Hani odada hile varmış, o yüzden öldü. Yoksa ölmeyiz biz. Hani öyle bir şey olsun ki içimiz rahat olsun. Ya bu çok güzel bir şey, tamam mı? Ama Wolf Team bunu yapsaydı arkadaşlar zaten bildirirdi. Onun dışında yazı stilinin böyle olduğunu düşünmüyorum Wolf Team'in. Hani böyle bir yazı stiline girmezdi olaya. Tamamen bence hilenin yaptığı bir şey. Hilenin reklam yapmak istediği bir şey. Tamam, sen hileyi açıyorsun. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar, lobide ben çok karşılaşırdım. Lobide adamın ismiyle beraber reklam yapılıyordu. Tamam mı? Şimdi bu hatch yazısı artık hani şey olarak engelleniyorsa, hani biliyorsunuz hile yazdığında arkadaşlar yazmıyor. Hile yazıldığında çıkmıyor ekranda. Hatch yazısı çıkıyor mu onu bilmiyorum. Onu bir deneyelim. Dur bir dakika. Zaten Wolf Team altta açık. Hatch yazısı yazınca bakalım çıkıyor. Açık. Açık da çıkmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatch yazısı da çıkmıyor. Ama adamlar bunu direkt ekrana yansıtmışlar. Ekranda bu yazı çıkıyor. Anlamadım. Hatch yazısı ve hile yazısı yasakken sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Ayrı bir merak konusu yani. Şimdi arkadaşlar ben videoya geçeceğiz. Videoyu izleyin arkadaşlar. Orada da şöyle bir şey oluyor. Ben oyundayım. Bu hile çıktı. Zaten bu yazıyı da oradan aldım. Bu resim de oradan. Arkadaşlar hile gördüğüm gibi zaten videoya başladım. Videoda sesim var da kısa bildirim çünkü hastayım ya. Biraz kötü çıkmış. Videonun ileriki dakikalarında da şunu yapıyorum. Videodayım, çık falan diyorum çocuğa. Arkadaşlar çıktığı gibi yazı da gidiyor. Direkt yazı da gidiyor. Bu arada bir de demin Sezer oyun oynarken bir tane odada rastladım. Arkadaşlar odada yazı var ama hileci belli değil. Tamam mı? 4'e 4'sünüz. Hileci belli değil. Sonrasında şey dedik. Beyler herkes tek tek oyuna girecek. Tamam mı? Bu arkadaş direkt girdi diğerleriyle beraber, göremedik. Beyler tek tek çıkın dedik. Tamam mı? Çıkmaya başladılar. Orada Mert diye bir çocuktu galiba, aynen. Mert diye bir çocuk çıktığı gibi, odanın kralıydı. Çıktığı gibi bu yazı da gitti. Arkadaşlar sadece hani basit aramanız gerekmiyor. Adam mesela bu hack programıyla ne yaptıysa orada aynı şekil yazısı çıkıyor. Bakın belli etmiyor. Tamam mı? Oyunda biz anlamadık zaten kimin yeri olduğunu. Pardon. Direkt arkadaşlar çıkıyor bu yazı. Hani adam orada izleme mi açmış, ne açmışsa çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. Benim de istediğim aslında bu. Ama sadece bu programı kullananlar da çıksın diye bir olay da olmasın yani. Başka program kullananlar da çıksın yani. Şimdi arkadaşlar videoya geçeceğiz. Orada da görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu seride devamlı için arkadaşlar deli bir like atın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.